Merhabalar, Elvan ve Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yaz aylarının en çok sevilen çiçek türlerinden olan iri yapraklarıyla, kocaman çiçekleriyle, daha çok pembesi ama mavi ve beyaz renkleri de olan çok güzel bir tür olan ortanca çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu çiçek kokusuz ama çiçek formu ve yaprak formu bakımından bulunduğu yeri çok güzel gösteren özel bir çiçek. Videoyu çekmek anneannemde gördüğüm o devasa büyüklük çiçekleri gördükten sonra geldi aklıma. Bahçesine bir gittim, aman Allah'ım, yok böyle bir güzellik. İri iri çiçekler ve kocaman, artık devasa boyuta ulaşmış çiçek dalları ile karşıladı beni. En ince detaylarına kadar ondan bakımı nasıl yaptığını öğrendim sizin için. Öncelikle bu çiçek direkt güneş alan yakıcı güneşi hiç sevmiyor. Alacalı gölge ve suyu düzenli alabileceği yerleri çok seviyor. Toprağı humus bakımından zengin, geçirgen dediğimiz, yani suyu tutmayan, balçıklaşmayan topraktan olursa çok da güzel verim alabiliyorsunuz bu çiçekten. Ayrıyeten bu çiçek düzenli sulamayı çok istiyor. Çünkü toprağının kurumaması lazım, nemli kalması lazım. Sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer çiçek çok güneş alırsa ya da susuz kalırsa yaprak formları küçülüyor ve daha sonra ölümüne kadar gidiyor bu bitkinin. Çünkü bitki çok derinlere kök salmıyor. Sürekli toprağın üst yüzeyine yakın yerlere kök saldığı için sulama burada çok önem arz ediyor. Elimde gördüğünüz çiçeğin rengi neden yeşil diye soracaksınız. Çok haklısınız. Bu bitki pembe çiçekler halindeydi ama zamanla o pembe çiçekleri soldu, yerine yeşilimsi bir renk almış. Bu hali de çok hoşuma gitti benim. Çünkü çok farklı bir gözleme. Bakın, ara ara pembelikleri göreceksiniz. Ama çiçek formundan hiçbir şey kaybetmemiş. Hala canlı, hala diri. Bu sebeple de bu hali bile çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu bitkiden elde ettiğinizde Nisan ayından Ağustos ayının sonlarına kadar çiçeğin çiçekli halini görmeniz mümkün. Evet, kokusuz bir bitki. Keşke kokusu da olsaydı ki etrafa müthiş bir koku salardı eminim bu kadar çok çiçeği. Ama bu kokusuz olmasına rağmen görsel olarak renkli olduğunda çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Kışın soğuklara ne kadar dayanıklı olsa da yine de don olaylarından korumak gerekiyor bitkiyi. Çünkü o kendini korumak için yapraklarını ve çiçeklerini döküyor. Sadece kuru dallar gibi görünüyor. Ama Nisan ayı başıyla birlikte hem yeşillenmeye hem de çiçek oluşumunu sağlamaya başlıyor. Peki bu bitki rengarenk olmasının nedeni nedir diye sorarsanız, mavi gördüğünüz bir bitkinin ertesi yıl pembe olduğunu da görebilirsiniz. Bu tamamen sulama suyundaki, toprağındaki pH dengesiyle alakalı. Yani asit düzeyi arttıkça çiçeğin rengi maviye, mora dönüyor. Ama alkali seviyesiyle birlikte çiçeğin asit düzeyi azaldıkça çiçeğin rengi pembeye dönüşüyormuş. Bu bilgi benim de çok hoşuma gitti. Tabii ki bunu anneannemden öğrenmedim ama araştırdığında bu bilgiye ulaşmanız çok da mümkün. O yüzden çiçekçilerden böyle farklı renkli diye farklı farklı almanıza gerek yok. Toprağın asit düzeyini ayarladığınızda farklı yıllarda farklı renklerde ortancaya sahip olmanız mümkün. Eğer bu şekilde bir ortancadan çoğaltmak istiyorsanız ya çelikleme yöntemini denemelisiniz ya da ortancanın bir dalını ortasından 1-2 çentik atıp toprağa gömerek ertesi yıl Nisan ayında onu topraktan ayırarak yeni bir bitki elde edebilirsiniz. Ortanca bitkisine dair sormak istediğiniz soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap veriyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Evet, son olarak ne diyorum? Gününüz çiçekler kadar güzel geçsin.